Tekstil ve giyimde öncelik, şeffaflık ve yenilenebilir enerji. İstanbul Sanayi Odası, sürdürülebilirlik yol haritalarından ilkini tekstil ve giyim sektörü için açıkladı. Rehberde şeffaflık ve yenilenebilir enerji vurgusu öne çıktı. İstanbul Sanayi Odası'nın sürdürülebilirlik vizyonu ve kapsamında 10 sektör için hazırlamaya başladığı yol haritalarından ilki olan tekstil ürünleri sanayi ve giyim eşyaları sanayi rehberini açıkladı. Rehber, tekstil ürünleri sanayi ve giyim eşyaları sanayi gruplarının sürdürülebilirlik çalışmaları için sektöre özel yol gösterici öncelikleri sunmak amacıyla hazırlandı. Buna göre AB'ye ihracat yapan Türkiye tekstil ürünleri ve hazır giyim sektörlerinin değer zincirinde şeffaflığa yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmasına ve enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan gidermesine vurgu yapıldı. Rehberde Türk ihracatçılarını ticarette avantajlı konuma getirecek diğer unsurlar arasında İplik ayrıştırma teknolojileri geliştirilmesi, pamuk alternatifi, elyafların ve biyolojik olarak çözünür geri dönüştürülmüş ham maddelerin kullanım payını arttırması, biyolojik olarak çözünür ve bitki bazlı ambalajlama kullanılması ve geri dönüşüme olanak sağlayacak tedarik zincirler oluşturulması gerekliliği de yer aldı. Çevresel olumsuz etkileri azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Rehberde sektörün önemli iklim ve çevresel etkileri olan yoğun bir sektör olduğu belirtildi ve bu kapsamda bazı bilgilere yer verildi. Buna göre tekstil ürünleri tüketimi ve birincil ham madde kullanım açısından AB'de dördüncü en yüksek etkiye sahip kategoriyken, gıda, barınma ve ulaşımdan sonra ve sera gazı emisyonları kapsamında değerlendirildiğinde 5. sırada yer alıyor. Tekstil sektöründe özellikle tarlada ham madde üretimiyle kumaş boyama ve terbiye üretim süreçlerinde yüksek miktarlarda su kullanılıyor. Bu konudaki çalışmalar 1 ton tekstil kumaşı için 20 ila 230 metreküp arasında su kullanıldığını gösteriyor. Hava emisyonları, su ve kimyasal kullanımının yoğun olduğu tekstil ve hazır giyim sektöründe çevresel olumsuz etkiler azaltmak için çalışmaların yürütüldüğünün yer aldığı rehberde, üretim prosesinden çıkan atığın diğer üretime ham madde oluşturmasının CO2 salınımı ve kullanımını azaltacağı, ham madde üretiminde yaratılacak diğer çevresel etkileri ortadan kaldıracağı vurgulandı. Ayrıca sektörde doğrusal üretim modeli yerine döngüsel üretim metodunun yaygınlaşmasıyla yaratılan farkın artacağı belirtildi. Rehberde ayrıca AB tekstil stratejisi yol haritasına göre sektörün AB'de KOBİ olan 160 binden fazla şirketi kapsayan ve 1,5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden büyük bir hacme sahip olduğu belirtilen ekosistemin yaratılmasında hızlı moda kavramının etkisinin oldukça yüksek olduğu notu düşündü. Çalışma kapsamına dahil edilen meslek komiteleri ise şu şekilde: Tekstil Ürünleri Sanayi Grubu, altında iplik sanayi, tekstil terbiye, boya, baskı sanayi, örme, kumaş sanayi, dokuma kumaş sanayi, ev tekstili, brode, dantel, nakış sanayi ve konfeksiyon yan sanayi. Giyim eşyaları sanayi grubu altındaki meslek komiteleri: dış giyim sanayi, iç giyim sanayi, triko, giyim sanayi ve çorap sanayi. Sektör özelinde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda öne çıkan konular: döngüsel ekonomi ve eko tasarım uygulamasının geliştirilmesi, tekstil artıklarının yüksek seviyelerde toplanması, onarılması ve yeniden değerlendirilmesi, sürdürülebilir ham madde kullanımı, mikroplastiklere ilişkin etiketleme, standartizasyon, sertifikasyon ve düzenleyici önlemlerin geliştirilmesi, üretilen atık miktarının azaltılması, hatta geri dönüşümünün sağlanması, bu kapsamda üreticilerin yeni teknolojilerinin gelişimine teşvik edilmesi, yeniden kullanılabilir ve onarılabilir ürün pazarının geliştirilmesi, yeşil badana kavramının sektördeki kullanımının azaltılması, bu doğrultuda müşteri tercihlerinin doğru yönlendirilmesi, daha az su tüketiminin teşvik edilmesi, yenilenebilir enerji kaynak kullanımının artırılması ve fosil yakıt kullanımı temelli üretimin değiştirilmesi, üretimde tehlikeli kimyasal deşarjının azaltılması, sürdürülebilir eko tasarımlı ve eko etiketli ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi, uluslararası bazı tekstil markalarının geliştirdiği şeffaf üretim değerlendirme araçlarının kullanılmasının yaygınlaştırılması, teknolojik geliştirmelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla vergi indirimini sağlayacak regülasyonların oluşturulması.